yakından takip ediyoruz. Şimdi bayram öncesi ekonomi, yani bayram ekonomisini de konuşmaya devam edeceğiz bir taraftan, ama Türkiye'de büyüme dediğimiz zaman aklımıza gelen perakende sektörü diyoruz. Tüketim dediğimiz zaman yine yabancı ilgisinin de olduğu alan perakende sektörü demeye devam ediyoruz. Biz bunu konuşacağız ve aynı zamanda birçok konuyu da konuşacağız. Aslında Türkiye'de genel hatlarıyla tüketimi konuşacağız. Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü Sayın Kubilay Özerkan bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi o kadar çok projeniz var ki hangi birini anlatalım bilmiyoruz. Ama isterseniz önce sektörden başlayalım. Türkiye'de özellikle tüketim dediğimiz zaman biliyoruz ki sektöre çok ciddi oranda yabancı ilgisinin de olduğunu, işte satın almaların birleşmelerinin olduğunu biliyoruz. Bir taraftan da sektörde büyüme beklentilerini de göz önünde bulundurmak lazım herhalde. Nasıl değerlendirirsiniz Türkiye'de perakende pazarındaki durumu? Şöyle bir fotoğrafı nasıl çekeriz? Tabii Türkiye'de perakende pazarı yaklaşık 150 milyar euroluk bir büyüklük diye biliyoruz biz şu anda. Bunun yaklaşık 30 milyar eurosu organize perakende. Fakat burada baktığımızda ilk 5 oyuncu yaklaşık bütün pazarın %6'sını, %7'sini yapıyor. Mesela ben yurt dışı tecrübelerimde özellikle Doğu Avrupa'da, Çek Cumhuriyeti'nde, Macaristan'da, Romanya'da ilk 5 oyuncu %50'lerin üzerine çıkar. Dolayısıyla bu anlamda hala organize perakendenin gideceği çok yol var Türkiye'de. Evet, büyüme potansiyeli var yani. Büyüme potansiyeli var. Ama öteki taraftan görüyoruz son yıllarda bir sürü oyuncular geliyor ve bir sürü oyuncular da çıkıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Aynı zamanda birkaç gün evvel TÜİK'in yaptığı bir sektör yoğunlaşma analizi var, bir araştırması var. Burada perakendenin, gıda perakendeciliğinin yoğun rekabet olduğu alanlardan bir tanesi olduğundan bahsediliyor. Demek ki Türkiye'de rekabetin istikameti farklı. Bunu perakendede nerede görüyoruz? Lokal perakendecilerimiz güçleniyor. Bu tabii umut verici bir durum, güzel bir durum. Öteki taraftan yine perakendede rekabetin farklı olduğuna işaret eden başka bir olgu, mesela İstanbul'da ev kadınlarının %50'sinden fazlası düzenli olarak haftalık açık pazarları ziyaret ediyorlar. Ve bu %50'nin, %55'in, %80'i meyve sebze alışverişlerini açık pazardan yapıyorlar. Ve yine bu %50'nin, %55'in, %40'ı, %45'i iç çamaşırı alışverişlerini açık pazarlardan yapıyorlar. Demek ki Türkiye'de aslında rekabetin istikameti Avrupa'da gördüğümüzden biraz daha farklı. Çünkü bu aslında bizim gurur duymamız gereken bir şey. Çünkü bu ülkedeki ticaret kültürü Avrupa'dakinden çok çok daha eskilere dayanıyor. Perakende kültürü çok çok daha eskilere dayanıyor. Şimdi aslında düşündüğümüzde dolayısıyla bu anlattıklarınızdan dolayı biraz daha Türkiye'ye bakarken hem büyüme potansiyeli olarak bakılıyor hem de bir anlamda yerel, kültürel, sosyoekonomik faaliyetler ve durum da göz önüne bulunduruluyor. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Özellikle Türkiye'ye bakıldığında Metro'nun, yani grup olarak Metro'nun Almanya merkezli ve birçok ülkede bildiğim kadarıyla en son konuştuğumuzda 31 ülkede faaliyet gösterdiğini söylediniz. Türkiye çok önemli değil mi? Yani Türkiye'ye ne kadar ağırlık veriliyor? Şimdi ben yaklaşık 10 sene Metro Grup içerisinde yurt dışı ülkelerde çalıştım. 1999 senesinin sonunda Romanya'ya gittiğimde 4 mağazamız vardı. 2003'te ayrıldığımda 22 mağazamız vardı. Ciddi bir yatırım gelmişti ve bu yıllarda aslında Türkiye'ye yapılan yatırım miktarı çok da fazla değildi. Ama özellikle son yıllarda hem Türk ekonomisinin gelişmesi, hem Avrupa'da finansal olarak başlayan krizin ekonomik olarak da hissedilmeye başlanması Türkiye'nin yıldızını parlatmaya başladı. Evet. Ki nitekim bunu gelen yatırımcı fonlardan, bu private equity fonlardan görüyoruz. Onların ilgisi çok çok artmaya başladı Türkiye'ye. Çünkü Avrupa'da perakende pazarı büyümüyor, bir kriz yaşıyor. Ekonomik olarak bunu hissediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda genel olarak Türkiye perakendede bir ilgi odağı oldu. Yıllar içerisinde Metro Türkiye'nin yaptığı başarılı işlerle beraber de Metro Türkiye bugün Metro Grup içerisinde en azından Keşenkeri segmentimiz için Rusya, Çin'le beraber ilk 3 büyüme ülkesinden bir tanesi.
Rusya, Çin ve Türkiye. Evet, doğru. 31 ülke arasında 3'ü dikkat doğru, çekiyor. Doğru, doğru. Tabii bizim şu anda yalnız yaptığımız yatırım birazcık istikameti farklı. Eskiden sadece mağaza açmak şeklinde yapıyorduk. 7000 metrekarelik, 10000 metrekarelik mağazalar açıyorduk. Ama şimdi son 2,5-3 senedir işte 350 kişilik bir saha satış ekibiyle beraber yaklaşık 10000 müşterimize sevkiyat hizmeti veriyoruz. Tabii bu da bir yatırım ama bunu mağaza olarak görmüyoruz. Yani aslında dikey büyüme gibi de bir strateji olarak mı algılamak lazım? Yani iş alanımızı, bu andaki yatırımlarımızı, satış kanallarımızı farklılaştırıyoruz. Bir taraftan farklı farklı boyutlarda mağazalar açıyoruz. 4000-5000 metrekarelik mağazalar açmaya bu başladık. Bu Türkiye için geçerli. Türkiye için geçerli. 1000 metrekarelik mağazalar açmaya başladık ki bu da çok Türkiye'ye özel bir durum. Hem turistik alanlarda, otellere, restoranlara hem de bakkallara hizmet veren ufak ufak mağazalar açmaya başladık. Bir taraftan da bu sevkiyat işimize yatırım yapmaya başladık. Evet, ama bu konsepti biraz daha açabilir miyiz acaba? Çünkü metro dediğiniz gibi yani siz uluslararası düzeyde de 10 yıl boyunca deneyim kazandığınız için aslında belli bir konsepti dünyada uygularken Türkiye için biraz daha farklı. Yani bu hani başında olan kişiyle de yani sizinle de alakalı olabilir ama diğer taraftan da hani başta söylediğimiz o sosyo-kültürel yapıyla da, ekonomik yapıyla tabii, da alakalı tabii. olabilir. Ne gibi bir konseptten bahsediyoruz? Şimdi metronun, öncelikle şunu söyleyeyim. Metronun çok büyük bir müşteri kitlesini oteller, restoranlar ve işletme mutfakları oluşturuyor. Diğer ikinci büyük müşteri kitlemiz de bizim bakkallar. Özellikle büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir ve güneyde turizmin yoğun olduğu alanları da düşündüğümüzde burada tabii yani İstanbul inanılmaz büyük bir şehir, 15 milyon. Yani Romanya'nın nüfusu 22 milyon, Macaristan'ın nüfusu 10 milyon ülke gibi bir şehirden bahsediyoruz. Nüfus yoğunluğunun ve trafiğin çok yoğun olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında İstanbul'da şeflerimiz sabahleyin mağazayı ziyaret edip, alışverişini yapıp, ondan sonra restoranlarına geri dönme şansına sahip olamıyorlar öğlen yemeğini hazırlamak için. Dolayısıyla biz dediğim gibi bunu göz önünde bulundurarak ama Türkiye bunun çok önde gelen ülkelerinden bir tanesi, sevkiyat hizmetimize başladık. Bu anlamda bir gereklilikti çünkü gördük ki baktığımızda özellikle İstanbul'da bu piyasanın %70'i %75'i sevkiyat hizmetiyle dönüyor. Yine keza aynı şekilde otellerimize çünkü turizm Türkiye'nin çok büyük bir gelir kaynağı ve hükümetin 2023 hedeflerine baktığımızda da yaklaşık 80 milyar dolarlık bir gelir beklediğimizi görüyoruz. Dolayısıyla burada geçtiğimiz 2-3 sene içerisinde 5 yıldızlı otellere olan yatırımın ciddi oranda arttığını görüyoruz. Burada da otellere daha yakın olabilmek için daha ufak formatta hem de sevkiyat yapabileceğimiz mağazalar ve dağıtım merkezleri açmaya başladık. Evet. Bu da piyasanın bir gereğiydi. Yani o şartların bir gereği oldu. Şimdi isterseniz bir de malum özellikle coğrafi olarak ve bölgesel olarak Türkiye'de neler yapılabilirin şimdiye kadar görülmemiş fırsatları aslında kolladığınızı da görüyoruz. Yani yerel pazar açısından, daha doğrusu yerelden genele hatta uluslararasına açılmak üzere de çok farklı projeleriniz var bu anlamda. Var. Kısa zamanda da hayata geçen, hayata geçecek olanlar da var. Nedir bunlar? Yani çok katkı sağlayacağını, evet. katma değerli bir şeyler olduğunu tahmin Şimdi, ediyoruz. Bunun birkaç boyutu var. Bunlardan bir tanesi mesela biz Diyarbakır'a gittiğimizde veya Samsun'a gittiğimizde o şehire hem bir şey katmak hem de o şehirden bir şey almayı kendimize bir görev biliyoruz. Bununla ilgili biz bir yerde mağaza açtığımız zaman arkadaşlarımız gidiyorlar. Çünkü Türkiye'nin inanılmaz bir damak zenginliği var. Türk mutfağı inanılmaz büyük bir mutfak aslında. Ancak bunun çok ufak bir kısmı maalesef şu anda ticarileşmiş vaziyette. Ve damak zevkimiz büyük bir hızla, damak paletimiz büyük bir hızla daralıyor. Dolayısıyla biz burada yeni formatlarla Anadolu'ya gidiyoruz ve gittiğimiz yerde arkadaşlarımız gitmeden evvel çalışmalarına başlıyorlar. Buranın yemek kültürüyle ilgili bir takım araştırmalar yapıyoruz. Bundan sonra mesela önümüzdeki ay Diyarbakır'la ilgili bir kitabımız çıkacak.
Bunu yaparken orada oraya has yemekleri ve ürünleri bulmaya çalışıyoruz. Ve bunları amacımız buradaki ufak üreticileri destekleyerek Türkiye geneline yaymak. Örneğin mesela Diyarbakır karpuzu, ben de bunu yeni öğrendim. Bizim yediğimiz Diyarbakır karpuzu aslında gerçek Diyarbakır karpuzu değilmiş. Orijinal tohumu değilmiş. İşte biz bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında tabii çok büyük bir grubun bir parçası olarak ve aynı zamanda Türk bir yönetici olarak da Türkiye'deki bu ürünleri dünyaya açmayı da kendimize bir görev biliyoruz. Bugün mesela Türkiye akvakültür balıkçılığında Ukrayna'ya ihracat yapıyor metro aracılığıyla. Bizim Malatya kayısımızı şu anda 11 ülkenin metro mağazalarında görebiliyoruz. Yaklaşık 8 bin ton meyve sebzeyi biz metro olarak diğer metro ülkelerine ihraç ettik. Bir de bu ayağı var. Yani bir Türkiye'de lokalliğin ve yerelliğin geliştirilmesi, ki bunu coğrafi işaretler olarak görebiliriz. Coğrafi işaretlemeler bir ayağı. İkincisi yerel ve orijinal tohumlara ağırlık verilmesi. Bir diğeri de bizim Türkiye'deki değerlerimizin, ürünlerimizin yurt dışına satılması. Türkiye'nin de aslında bir anlamda katma tabii değerli ürün olarak algılanması. Çünkü bakıyoruz uluslararası düzeyde aslında gelişmiş ülkelere baktığımızda hani bir domatesin fiyatı bile tane tane satıldığını evet da göz önünde bulundurduğumuzda hakikaten katma değerin belki bu anlamda yani işte gıdadan, tarım ürünlerinden geleceğini göz ardı etmek çok da mümkün olmaz. Peki mekanizma nasıl işliyor? Yani çok ciddi yatırımlar gerekiyor mu? Siz üreticiye gidiyorsunuz. Aslında üretim 11 ülkede örneğin bir kayısıyı pazarlamak için, o pazarlara açılması için herhalde ciddi bir yatırım lazım. Yani ilk etapta akla böyle bir durum geliyor. Bunun birkaç ayağı var. Yani aslında fikir önemli ve buna evet bağlılık önemli. Çünkü gerçekten metronun bugün büyük bir satın alma gücü var. Ve metro bütün Türkiye genelinde bu ufak üreticilerimizin ürünlerini yayma ve satma şansına sahip. Demin de söylediğim gibi bizim 350 tane satışçı arkadaşımız 10 bin tane otel, restoran ve işletme mutfağına birebir dokunabiliyor. Bu şimdi bizim için çok büyük bir avantaj. Burada biz ne yapıyoruz? Örneğin işte pala patlıcan diye bir patlıcan var. İçindeki çekirdek oranı çok çok az olduğu için kebapçıların çok tercih ettiği bir patlıcan. Çünkü şişe girdiğinde ezilmiyor, büzülmüyor. Aynı zamanda patlıcan salatası yaptığınızda acıtmıyor salatayı. Arkadaşlarımız bunun tohumunu buluyorlar. Daha sonra biz üreticiyle uzun vadeli bir anlaşma yapıyoruz. Diyoruz ki sen bundan üret, biz bunun hepsini alacağız, satacağız. Aslında olay bu. Bir taraftan da o üreticinin bizim istediğimiz hijyenik ve sağlık standartlarına getirilmesi için bir takım yatırımlar var. Burada biz de bir anlamda, biz de destek oluyoruz. Hem bilgi anlamında hem finans anlamında destek oluyoruz. Evet, dediğiniz gibi üretici, tüketici ve hani Türkiye'nin katma değerli ürün yaratması anlamında oldukça önemli ama sadece gıda deyip yani gıda diyoruz tabii ki ama hani meyve sebze deyip geçmemek gerekiyor. Herhalde hayvan refahı tabii projesi diye de bir projeniz var. Bu da herhalde diğer taraftan gıdanın evet diğer yanı evet olarak da düşünülebilir. Evet. Şimdi önümüzdeki yıllarda bütün dünyada gıda ve gıda dışı sağlığı, hijyeniyle ilgili soru işaretleri çok artacak. Artıyor ve artmaya da devam edecek. Örneğin şimdi bugün dünyada önümüzdeki 20 sene içerisinde yediğimiz bütün balıkların %80'inin akvakültürden geleceği ve deniz balıkçılığının azalacağı söyleniyor. Bu çok büyük bir risk. Bunun için bizim şimdiden harekete geçmemiz lazım. Aynı zamanda bütün dünyadaki denizlerdeki civa oranları artıyor. Bunları kontrol etmemiz lazım. Biz bir taraftan bunları yaparken, bir taraftan da sizin de söylediğiniz gibi hayvan refahı projesiyle, ki bununla ilgili yönetmelikler aslında 2011 senesinde Türkiye'de yayınlandı. Fakat biz buna daha evvel başlamıştık ve şu anda da buna öncülük etmeye çalışıyoruz. Zira hayvanların belli şartlarda yetiştirilmesi, beslenmesi gerekiyor. Bu hem bizim insan ırkı olarak bir sorumluluğumuz hem de sonuçta bu bizim beslenme kültürümüzü çok çok etkiliyor. Evet, mutlaka. Ve bu anlamda biz örneğin
işte ister beyaz et de olsun, tavuk da olsun, ister kırmızı et de olsun, dana da, koyun da, kuzu da olsun. Bu anlamda birkaç üreticimiz de şu anda, bir tane Konya'da, bir tane Çanakkale'deki üreticimizin yatırım yapmalarını sağladık. Onlara bu yatırımları karşılığında bir takım destekler verdik. Ve onlarla uzun vadeli satın alma anlaşmaları yaptık ki hayvan refahına uygun şekilde üretim yapsınlar. Biz de bu ürünleri alalım ve aynı zamanda çok da büyük bir fiyat farkı olmadan bunları restoranlarımıza satmaya çalışıyoruz şu anda. Bu hayvan refahı ne demek? Yani bir civcivin işte günlük aslında alması gereken bir gıda miktarı var. Mesela Fransa'da bununla ilgili çok büyük tartışmalar oldu kaz ciğeri konusunda. Çünkü onları zorla besliyorlar. Ciğerlerini büyütmek için. Maalesef. Ve çok insanca şartlar değil. Keza bu hayvanlar evet et yiyoruz ama öteki taraftan bir dana kesilirken diğerini gördüğünde stres oluyor. Bunların engellenmesi, bunların önüne geçilmesi lazım. Bu hayvanların belli bir oranda güneş ışığı görmesi lazım. Aralarında belli mesafeler olması lazım. Bunlar aslında bizim insan olarak sorumluluğumuz. Tabii mutlaka hem hayvan sağlığı yani insani olarak bakış açısı evet, tarafında hem evet. de gıda tarafında da madem bakıyoruz. Bu Avrupa'da son 30 senedir konuşuluyor. Türkiye'de konuşulmuyor. Ama galiba tam olarak çözüm de üretilmiş değil Sayın Özaktan, evet, değil mi? Evet değil, doğru. Ama burada hem tüketicilere hem aracılara çok çok büyük sorumluluklar düşüyor. Yani bunları sormamız, bunları sorgulamamız lazım. Yoksa başka türlü bunlar değişmeyecek. Biz burada üzerimize düşen katkıyı yapmaya çalışıyoruz ve buna öncülük etmeye çalışıyoruz. Ki nitekim Avrupalı bir takım çok ünlü zincirlerden bir tanesi, bir İngiliz, İtalyan zinciri Türkiye'ye geldiğinde bizimle çalışmayı seçti. Sırf bu hayvan refahı projelerimizden dolayı. Evet, oldukça önemli. Türkiye'de de herhalde daha yakın bir zamanda tartışılmaya başlanacak. Kesinlikle. Zira biz hani Kurban Bayramı arifesindeyiz ve Kurban Bayramı'nda da evet. hani çok tartışılır. Her zaman aslında Kurban Bayramı'nda tartışılır ama sonra unuturuz bir şekilde. Hani normalde tükettiğimiz gıdalar için unutulur. Şu anda çok kısaca yeri gelmişken sorayım. Acaba Kurban Bayramı için bir problem yok değil mi? Yani genel olarak yok. Daha önceki yıllarda olduğu yani kurbanlık tamam. hayvan bulunmasında şu anda bir problem gözükmüyor. Fiyat seviyeleri geçen seneyle aynı seviyede. Perakende açısından baktığımda okul zamanıyla Kurban Bayramı'nın arasının açılması aynı zamanda Ramazan Bayramı için de geçerliydi. Bir avantaj çünkü bunlar birbirine ne kadar yaklaşırlarsa aslında 1 artı 1 2 etmiyor o zaman. 1 artı 1 1,5 ediyor. Dolayısıyla şu anda biz kurbanla ilgili herhangi bir yani ürün bulunabilirliğinde veya fiyatlarda ciddi dalgalanmalar görmüyoruz. Son olarak Metro'nun hem Türkiye'ye bakış açısı tarafında yani yatırımlar anlamında hem de acaba Avrupa'daki krizi biz bir avantajı çevirebildik mi noktasında görüşlerinizi almak isterim. O güzel bir soru. Benim farklı farklı duygularım var bu konuda. Ben isterdim ki Türkiye'ye daha fazla yatırım gelsin. Bunu daha iyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Öteki taraftan lokal perakendecilerimizin başarılı olması bizim müşterimiz oldukları için de aynı zamanda beni gururlandırıyor tabii. Bir Türk olarak da gururlandırıyor. Ama bugün görüyoruz ki lokal perakendecilerimiz bölgesel bazdan ulusal baza geçemiyorlar. Dolayısıyla burada hem bu vizyona sahip olmaları lazım hem de altyapı yatırımlarına ağırlık vermeleri lazım. Bu bizi nereye getiriyor? Bu anlamda evet biz şu anda yabancı yatırım geldiği için çok gurur duyuyoruz bunlardan. Ama daha ziyade satan pozisyonundayız o zaman. Tabii. Neden tüketim noktası, markalarımız üretim noktası yurt dışına olmuyor. Gitmesin? Sizin de yapmaya çalıştığınız bu evet. aslında. Yani bizden neden bir takım perakende markaları ulusal bazda çok güçlü olup yurt dışında birisini alamasın? Belki burada hala gidecek yolumuz var. Ki bu kriz aslında bu market kapitülasyonu diyorlardı. Diyorlar buna. Yani şirket değerleri konusunda ciddi bir erozyon yarattığı için aslında Avrupa'dan bir takım perakendecileri almak için çok uygun zaman olabilirdi.
Evet, doğru. Maalesef bunu da gerçekleştiremediğimizi düşünüyorum. Bu fırsatlar belki önümüzdeki dönemlerde tekrar çıkar ve inşallah değerlendirilir. Çok teşekkür ediyoruz. Yani aslında perakende dediğimiz zaman, pazar dediğimiz zaman, özellikle biraz önce bahsettiğimiz o gıda ayağı dediğimiz zaman konuşulacak, belki saatlerce konuşulacak malzeme var ama süremizin sonuna geldik. Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü Sayın Kubilay Özerkan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız sağ için. Olun. Şimdiden sağ de iyi bayramlar diyelim. Sağ olun, iyi bayramlar. Herhalde bayramda diliyorum. Da işleriniz bayağı yoğun olacak, öyle tahmin ediyoruz. Öncesinde de herhalde, değil mi? Ben de öyle ümit ediyorum. Evet, doğru. Özellikle tüketim noktasında. Dolayısıyla kolaylıklar diliyoruz tekrar. Sağ olun, iyi bayramlar. Sağ olun. Piyasalara çok kısaca bakalım sayın seyirciler. Borsa İstanbul'la başlayalım. 1000 puana yakın bir artış var demiştik. 1000 puanı aşmıştı hatta. Şu anda alımların bir kısmının kaybedildiğini belirtelim. Ama hala ilk seansa göre, düne göre daha doğrusu 800 puan üzerinde artış var. 75.344 puan seviyesinde %1.16 düzeyinde artışla primli işlemler devam ediyor. Dolar 1.9755, Euro'ya bakıldığında 2.6750 TL seviyesinde olduğunu görüyoruz. Euro dolar paritesi 1.3540 düzeylerinde, dolar yen 97.74. Aynı zamanda altın onzu uluslararası piyasalarda bir miktar daha geriledi. Şu dakikalarda 1.301 dolar düzeylerinde, tam net aslında 1.300 dolar seviyelerinde sınırda. Avrupa'ya bakıldığında yine Borsa İstanbul'da olduğu gibi paralel hareketler olduğunu belirtelim. Kakalan'da %1.54 düzeyinde, DAX'ta yine aynı şekilde %1.40'lar düzeyinde, FTSE'de ise %1 düzeyinde de primler olduğunu da hatırlatalım. Gün içinde ekonomideki, piyasalardaki son gelişmelerle, son verilerle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.